Ve şimdi de sizlere ekonomideki son gelişmeleri aktaralım. Birazdan piyasanın nabzını ALB Forex analisti Ceren Yaşar'la tutacağız. Ama öncesinde piyasalardaki son duruma bakalım isterseniz. Dolar düşüşte 3.78 seviyesinde. Euro 4.03 düşüşte. Ve Borsa İstanbul'da 81.712 seviyesinde diyelim. Hemen piyasaların nabzını tutmak için Ceren Yaşar'a dönelim. İyi günler efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Piyasalar güne nasıl başlıyor bugün? Hangi başlıkları takip edeceğiz? Merhaba, hoş bulduk. Baktığımızda dün kur tarafında sert alışlar kaydetsek de bugün güne açılış itibariyle satıcılı bir görünüm hakim olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada yurt içinde bugün veri akışının sakin olacağının da etkisi var. Biraz düne değinmek gerekirse %11.8 ile beklentilerin üzerinde bir işsizlik oranı gördük. Burada istihdam tarafındaki olumsuz veri TL cinsi varlıklarda bir miktar değer kayıpları yarattı diyebiliyoruz. Borsa İstanbul'da yine de burada devam eden pozitif görünümün mevcut kaldığını, %0.23 bir kapanış olduğunu kaydettik. Tabii dünün aslında öne çıkan gelişmesi ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısıydı. Cumhurbaşkanı önderliğinde toplanan bu kurulda Merkez Bankası Başkanı Çetin Kaya'nın son dönemde ekonomik faaliyetler, faizler ve kurdaki yükselişe dair konuştukları bilgisi basında yer alıyor. Fakat resmi bir açıklama henüz elimize ulaşmış değil. Buradan gelebilecek haber akışları, toplantıya yönelik tabii ki açıklamalar, fiyatlamalarda etki yaratacak diyebiliyoruz. Yurt içinde veri akışı sakin demiştik. Biraz daha yurt dışı gündemde ABD tarafına ilişkin gündemi konuşursak, New York Fed İmalat Endeksi vardı. Dünkü tatilin ardından dolar tarafında da zaten zayıf bir seyirin izlendiğini söyleyebiliriz. Yurt içi gelişmelerde 2 yıllık gösterge tahvil faizinde tekrar yukarı yönlü bir eğilim söz konusu. Yani %11.37'lere yükselen bir tahvilde bir miktar TL cinsi varlıklardaki baskıyı karşımıza çıkarıyor diyebiliriz. Borsa tarafında tekrar güçlü bir duruşun olduğunu vurgulamak gerekirse bugün itibariyle açılışı nasıl olduğunu takip edeceğiz. Tabii bugün açıkçası yurt içi Amerika'dan veya yurt içinden veri akışı yokken biraz daha öne çıkacak İngiltere Başbakanı Theresa May'in burada Brexit sürecine ilişkin açıklamaları olacak. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde nasıl bir tutum sergileneceği küresel piyasalarda etkili olacaktır. Çünkü burada piyasalarda risk iştahının azalış kaydetmesi bir miktar bizim gibi gelişmekte olan ülke varlıklarına, para birimlerine baskı yaratabilir nitelikte olabilecektir. Kura baktığımızda teknik fazla konuşmak gerekirse şu an 3.78 seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz. Teknik olarak 3.81 seviyesinin üzerine çıkılmadığı sürece burada yükseliş eğiliminin devam etmesini beklemiyoruz. Geri çekilmelerde de tabii ilk etapta 3.72 seviyesi var. Bu seviyenin aşağısına inilmesi durumunda biraz daha TL cinsi varlıklarda daha olumlu bir en azından beklentiler karşımıza çıkabilir. Borsa İstanbul'a baktığımızda da hani güçlü duruşun korunduğunu söyleyebiliyoruz. En azından burada pozitif kapanışlar gerçekleştirebiliyoruz. Yukarıda 82 bin evet, direnci karşımıza. Geri çekilmelerde 80.500 seviyesini izliyor olacağız. Peki, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Ceren Hanım. Şimdi bir reklam arası, saat başında Medya Dünyası programıyla karşınızda olacağız.